Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarının denemesinden güzel bir sorumuz var, ona birlikte bakalım. Bir fındık fabrikasında banttan geçen fındıklar kalitelerine göre 3 bölmede ayıklanıyor. Önce birinci bölmede yüksek kalite olanlar ayıklanıyor. Diğer fındıklar banttan ilerleyerek ikinci bölmeye ulaşıyor. Ve bu bölmede orta kalite olanlar ayıklanıyor. Kalan düşük kalite fındıklar üçüncü bölmeye gidiyor. Son durumda birinci bölmedeki fındıkların ağırlığı, ikinci bölmedeki fındıkların ağırlığının iki katından 5 kilogram fazla, üçüncü bölmedeki fındıkların ağırlığının 2 kilogram eksiğinin 3 katıdır diye söylenmiş. Birinci bölmeden ikinci bölmeye geçen fındığın toplam ağırlığı, ikinci bölmeden üçüncü bölmeye geçen toplam fındığın ağırlığının 2 katından 1 kilogram eksik olduğuna göre bu banttan geçen orta kalite fındığın ağırlığı kaç kilogramdır demiş. Burada bence dikkat edeceğimiz husus şu: birden ikiye geçenler aslında 2 ve 3'te dökülenlerin tamamı, 2'den 3'e göçenler ise sadece 3'e dökülenler, yani en düşük kalitede olanlar. Buna dikkat edelim. Şöyle yapalım arkadaşlar: birinci kalite olsun, ikinci kalite olsun, üçüncü kalite olsun. Şuradan başlayabiliriz. Bakın demiş ya, birinci bölmedeki fındıkların ağırlığı, şu arayı bir geçelim, üçüncü bölmedeki fındıkların ağırlığının 2 kilogram eksiğinin 3 katıdır demiş arkadaşlar. Yani mesela biz buradaki, yani şu üçüncü bölmedekilerin ağırlığına eğer x dersek, birinci bölmedekilerin ağırlığı bunun 2 eksiğinin 3 katıymış. Yani biz x'ten 2 çıkartıp, öyle değil mi, 3 ile çarptığımızda arkadaşlar birinci bölmede dökülen fındıkların ağırlığını bulmuş olacağız. Aynı zamanda bu ağırlık, yani birinci bölmedeki fındıkların ağırlığı, ikinci bölmedeki fındıkların ağırlığının 2 katından 5 kilogram fazladır demiş. Yani biz buradakini eğer y dersek arkadaşlar, buradakilerin, öyle değil mi, 2 katından 5 fazlası bize birinci bölmeyi vermiş olacak. Yani 2 çarpı y artı 5'in neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya, yani 3x eksi 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada 2y eşittir ne gelecektir? 3x eksi 11. Dolayısıyla y'miz ne gelmiş olur arkadaşlar? 3x eksi 11 bölü 2 gelmiş olur. Buradaki y'nin yerine de ne yazabiliriz? 3x eksi 11 bölü 2 yazabiliriz arkadaşlar. Bunları yakaladıktan sonra şu son cümlemize, son paragrafımıza bakalım. Birinci bölmeden ikinci bölmeye geçen fındığın toplam ağırlığı. Dediğim gibi bu birden ikiye geçen 2 ve 3'ün tamamıdır demiştik. Çünkü 2'ye geçenin bir kısmı daha sonra 3'e gidiyor. Dolayısıyla birden ikiye geçen dediğinde hem 2'yi hem 3'ü almış olacağız. Yani 3x eksi 11 bölü 2 ile neyi toplayacağız? X'i toplayacağız. Bunun ağırlığı arkadaşlar 2'den 3'e geçen, yani şu x'in 2 katından 1 eksikmiş. Eşittir 2 tane x eksi 1 dediğimizde bence sorumuzu çözebiliriz. Bu x'i karşıya atarsak 3x eksi 11 bölü 2 eşittir x eksi 1 gelir. İçler dışlar yaptığımızda 3x eksi 11 eşittir 2x eksi 2 olur. Buradan da x'imizi 9 olarak bulmuş oluruz. Buna göre bu banttan geçen orta kalite fındığın ağırlığı demiş. Orta kalite şu ikinciye dökülenlerdi. 3x eksi 11 bölü 2 demiştik. Burada 9 yazalım. 3 kere 9 ne yapar? 27. 27'den 11 çıktı. Kaç yaptı? 16. 16 bölü 2'den de aradığımız cevabı B şıkkı 8 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar hemen az önceki sorumuzun altındaki bu soruya da bakalım. Güzel bir yüzde sorusu yorumlamaya çalışalım. Ahmet Bey toptan almış olduğu muzları 3 günde satmıştır. Ahmet Bey birinci gün muzları %400 kar ile ikinci gün muzları bir önceki satış fiyatına %40 indirim yaparak ve son gün muzları yine bir önceki satış fiyatına %60 indirim yaparak satıyor. Ahmet Bey'in birinci, ikinci ve üçüncü gün sattığı muzların kilogram değerleri sırasıyla 2, 3, 5 ile doğru orantılı olduğuna göre bu satışta elde ettiği kar oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Bence burada dikkat edeceğimiz husus, birinci gün %400 karlı fiyatımızı belirliyoruz. İkinci günün fiyatını bu karlı satışın üzerinden %40 indirim yaparak, üçüncü günde o %40'ın üzerinden tekrar bir %60 indirim yaparak belirliyoruz. Buna dikkat ederek hesap yapmamız gerekiyor. İsterseniz rahat hesap yapmak adına şöyle yapalım. Bir kere öncelikle şu şeyi bir belirleyelim. Hani 2, 3, 5 ile doğru orantılı demiş. Yani birinci gün 2K tane, hatta 2K bile demeyelim. Daha rahat hesap yapmak adına
adına 2 alalım. Ben genellikle hani burada oran sorduğu zaman hiç K'yı bile katmıyorum. Direkt hani K ya da X demeden sayı vererek ilerliyorum. Yani birinci gün 2 kilogram muz satmış olsun. İkinci gün 3 kilogram muz satmış olsun. Üçüncü günde 5 kilogram. Hatta bakın toplam 10 kilo yapıyor. Biz bunların 1 kilosunu 10 liradan almış olalım. Elimizde 10 kilo olduğu için 10 çarpı 10'dan bizim maliyetimiz 100 lira olsun. Direkt hesapladığımızda 100 üzerinden yüzde bulmak, yani kârı hesaplamak çok daha rahat gelecektir arkadaşlar. Mesela biz gün sonunda 170 lira para kazanmışsak kârımızın direkt %70 olduğunu, örneğin 130 lira kazanmışsak direkt kârımızın %30 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada 10 liradan aldık ya arkadaşlar bir tane muzumuzu ya da 1 kilogram muzumuzu diyelim. %400 kârla satıyoruz. Onun %400'ü 40 yapar. Ona 40 eklediğimizde birinci gün 1 kilogramını 50 liradan satacağımızı söyleyebiliriz. Şu an satış fiyatımız 50 lira. İkinci gün bunun üzerinden %40 indirim yapıyoruz. Bir bütünün %40'ı giderse geriye %60'ı kalacaktır. 50'nin %60'ı ne yapar arkadaşlar? 30 yapmış olur. İkinci günkü satış fiyatımız 30 lira. Bunun üzerinden 30 üzerinden de %60 indirim yapıyoruz. Yine bir bütünün %60'ı giderse geriye %40'ı kalır. 30'un %40'ı da 3 kere 4'ten 12 yapacaktır. Üçüncü günkü kilogram satış fiyatımızın da 12 lira olduğunu söyleyebiliriz. Birinci gün 2 kilo muz sattık. Kilosunu 50'den sattık. 100 lira kazandık. İkinci gün 3 kilo sattık. Kilosunu 30'dan sattık. 90 lira kazanmış olduk 3 kere 30'dan. Üçüncü gün 5 kilo sattık. Kilosu 12 liradan 5 kere 12'den 60 lira kazanmış olduk. Kazandığımız toplam paranın 250 lira olduğunu görüyoruz. 100 liraydı maliyetimiz. Cebimize tekrar 250 girdi. 250 eksi 100'den karımızın 150 lira olduğunu söyleyebiliriz. Biz 100'ün üstüne 150 daha eklemişsek kârımız da %150 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabın D şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar, umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.